12 Eylül'den tırnak içinde demokratik Özal dönemine geçilirken bundan farklı bir örnek olmayacaktır. Her ne kadar Özal sağ iktidarlar, milliyetçi ve muhafazakarlar tarafından Türkiye'nin başına gelmiş en peygamberimsi lider diye tarif edilse de geçerken kayda düşmek gerekir. 12 Eylül'den önceki 78-79 arasındaki Ecevit hükümetinin resmi ilanlarla devrilmesini sağlayan MESİN yöneticilerinden biridir. Kendisi 12 Eylül'den sonra oluşan Junta hükümetinin Bülent Ulusu'nun danışmanıdır ve daha sonra kurulan hükümetin başbakanıdır. Bu yönüyle alt ne kadar demokratik bir geçmişe sahip olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bu dönemden 2000'lerin başına kadar Kürtlerle ilgili en ayrımcı haberlere denk geliriz. İçişleri Bakanlığı bundan sonra Kürtlerle ilgili yapılacak haberlerde hangi ifadeler kullanılmalı diye beyanname yayınlamıştır. Kürtlerle ilgili örneğin sözde ifadesinin dolaşıma girmesi bu dönemdir. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı Anadolu Ajansı'na ve TRT'ye gönderdiği talimatla bu mümkün olmuştur. Mesela PKK bayrağı delinmeyecek, paçavra ve bez delinecek ifadesi bu kararla beraber dolaşıma girmiştir. Öldürülmüş PKK'lıların cesetleri için leş denilmesi bundan sonra dolaşıma girmiştir. Bu dönem resmi bir tebligatla kimin hakkında ne denilecek, hangi kavramlar kullanılacak diye tebligatların yayınlandığı bir dönemdir. Çünkü aslında bu tebligatla beraber dönem de böyle bir dönemdir. Ben bir kitabımda örneklemiştim. Hepinizin bileceği galiba Cizre'ydi. Trafik levhalarındaki sarı kırmızı yeşil renkten yeşil renk maviye çevrilmiştir. Böylesi bunun bile propaganda sayıldığı bir dönemdir. Ya da o dönem Kürt düğünlerine dil yasağı getirildiği, Kürtçe halay çekildiği dönemde damatla gelinin gözaltına alındığı bir dönemdir. Bunlardan en ilginci Oriental Alev'in başına gelendir. Van Kumsal Gazinosu'nun oryantalidir kendisi. Kendisinin talihsizliği şudur. Sahnede şarkı söylerken kendisine istek gelir. İstek de şu yazmaktadır. Vatandaşın biri Kürtçe türkü ister. Ardından da bir daha buraya gelişimde, galiba kafası güzel. Bir daha buraya gelişimde burayı Kürdistan olarak görmek istiyorum diye Oriental Alev'in eline mendil gönderince Oriental Alev bundan ötürü 10 yıla kadar hapis cezasıyla mahkum edilmiştir. Bu dönem böyle bir dönemdir ve bunun basında karşılığı vardır. 30'lu yıllarda 25'te ve 30'da kalmış Kürtlerle ilgili en aşağılayıcı ifadelerin tekrar dolaşıma girdiği bir dönemdir bu dönem. Kürtlerle ilgili ve muhaliflerle ilgili en ayrımcı, en hakarete dönük ifadeler bu dönem.